Sevgili kıymetli kardeşlerim, hepinize merhaba. Sayfanız olan Mehmet Emin Kırgil'de Rüya Yorumlarına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesi rüyada çanta gördüm kısmının, içerisinde evrak çantası gördüm diyor kardeşimizin biri. Evrak çantası görmek kişinin kendi hayatında, özel hayatında veya çalışmış olduğu hayatta veya evde bulunan bir insansa, çalışmayan bir kardeşimizse iş bulacağına, ama çalışan bir kardeşimizse özel sektörde Allah nasip ederse güzel bir mevkiye geleceğine, fakat birilerinin onunla uğraşacağına, onu didikleyeceğine, daha doğrusu onun açığını arayacağına ve yine devlet memuru olarak eğer kendiniz bir evrak çantası kendiniz gördüğünüzde sizin hakkınızda birilerinin bir dedikodu çıkaracağına, dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Aynı zamanda tabi evrak çantası kişi tayin istiyor ise tayiniyle alakalı bir yere varacağına, inşallah bu işinin gerçekleşeceğini de gösterir. Yine sevgili kardeşlerim, kol çantası görmek, bunu da sormuş kardeşlerimiz en çok olarak. Rüyada kol çantası görmek, koluna taktığınız çantanın tabi rengi önemli. Ve burada biz tabii ki renklerden girmediğimiz için sadece kol çantasıyla alakalı bir yüzeysel açıklama yapalım. Kol çantası kişinin aniden bir yola gidebileceğine, Allah nasip ederse ilerleyen zaman içerisinde kişi eğer sol tarafına kol çantasını takmışsa bu yolun kendisine hayır getirmeyeceğine veyahut dışarıdan bir misafirin size geleceğini işaret eder. Ama eğer kol çantası sağ kolunuzda ise o zaman sizin hayırlı bir yola gideceğinize, işlerinizin hayırla çözüleceğini işaret ettiği gibi, eğer siz gitmeyecekseniz hayırlı bir misafirin sizin evinize geleceğine ve size müjde verici bir haber getireceğini yine işaret eder. Kıymetli kardeşlerim, en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de sırt çantası görmek diye kardeşimiz askıya hani böyle taktıkları sırt çantasını görmek diye yazmış. Bu da kişinin Allah izin verirse eğer yine okumuş ama bir yere gelmiş, bir türlü hani memuriyeti çıkmamış diyelim buna. Bu kardeşimizin inşallah memuriyetinin olacağını, tayininin çıkacağını ve Allah izin verirse gideceği yerde çok mutlu olacağını işaret eder. Ama özel sektörde çalışan bir kardeşimiz ise bu kardeşimizin hızlıca en erken şekilde selamete çıkıp bir yola hızlı bir şekilde adım atıp gideceğini gösterir. Yine sırt çantası kişinin sırtında ise Allah'ın izniyle, tabi renklerden dediğimiz gibi açıklama yapmıyoruz ama ilerleyen zaman içerisinde renklerle alakalı da bir açıklama yapacağız. Yine sırt çantasını kendinize taktığınızı görürseniz bu da Allah'ın izniyle vermiş olduğunuz emeğin karşılığını alacağınızı işaret ettiği gibi, eğer sırt çantasını karşınızda biri taktığını, sırtına attığını görürseniz, size geldiğini görürseniz o kişinin, elinize geçecek olan fırsata, imkanı ve bir maddi konuda alakalı bir sıkıntının çözüleceğini işaret eder. Kıymetli kardeşlerim, eğer şimdi bir renk söyleyeceğim, tehlikeli bir renk, mor şekilde gördüysek sırt çantamızı, yalan söyleyen bir insanı kendimiz takıyorsak, yalan söyleyen bir insana çok müsamaha edip çok güvenliğimizi gösterir. Ama karşımızdaki kişi eğer böyle bir mor renk bir çanta sırtına takıyor ise o kişinin bize yalan söyleyeceğini veya yalan söyleyen bir insanın bize geleceğini gösterir. Kıymetli kardeşlerim, bir sırt çantasıyla alakalı böyle bir açıklama yaptık. Beyazsa, sırtınıza taktıysanız uzak gördüğünüz, umutsuz gördüğünüz bir işinizin çözüme kavuşup muradınızın olacağını işaret eder. Başka biri karşınızda eğer sırt çantasını beyaz giymişse veya kol çantası karşıda takmışsa koluna, her halükarda size gelecek olan müjde verici bir haberi bir dostunuzdan, yakın bir arkadaşınızdan duyacağınızı işaret eder. Sizlerden gelen sorulara karşılık videolarımızı burada çekmeye devam edeceğiz ve özel içerikli videolarımızı paylaşacağız. Lütfen abone olmadıysanız olun, bunu da unutmayın kardeşlerim. Hatta abone olduktan sonra uyarı zil kısmına basarak tümü derseniz bütün içerikli videolarımızı hem telefonunuzda hem bilgisayarınıza uyarı şeklinde, mahiyetinde geldiğinde en azından yeni içerikli videolarımıza daha erken bir şekilde ulaşmış olursunuz. Sevgiler, saygılar, muhabbetle yollarken kucak dolusu sevgilerle Yüce Allah'a emanet ediyorum sizlere. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet.